Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürütülen müzakerelerin yeni adresi İstanbul oldu. Türkiye tansiyonu düşürme adına diplomasi trafiğini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinin ardından müzakere masasının yarın sabah saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kurulacağı açıklandı. Türkiye barışa giden yolda bir adım daha attı. Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için masa İstanbul'da kuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir ayda 34 liderle gerçekleştirdiği diplomasi mesaisi Rusya Devlet Başkanı Putin'le devam etti. Müzakere süreci ele alındı. Toplantıların Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. Taraflar önce Belarus'ta yüz yüze ardından video konferans yoluyla görüşmüşlerdi. Rusya ile Ukrayna'nın Dışişleri Bakanları müzakere sürecinde Antalya'da ilk kez bir araya gelmişlerdi. Ateşkes arayışlarının yeni adresi ise İstanbul oldu. Ukrayna ile Rusya'nın heyetleri Türkiye'ye geldi. 3 gün devam edecek süreç başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkesin ve barışın gerekliliğinin altını çizdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iki ülkenin Türkiye'ye güven duyduğunu hatırlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de İstanbul'da gerçekleştirilecek müzakere hakkında olumlu konuştu. Zelenski, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var dedi. Türkiye'de yüz yüze görüşme fırsatı ve ihtiyacı olduğu konusunda bilgilendirildim. Ki bu hiç de fena değil. Sonuca bakacağız. Kremlin sözcüsü Peskov ise yüz yüze görüşmelerin başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir dedi.